Obezite çağımızın yaygın hastalığı haline gelmeye başladı. 4 Mart Dünya Obezite Günü olması sebebiyle de Tekden Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Mahmut Duran, tüp mide ameliyatının hangi hastalara uygulanabileceğini ve tedavi sonrası süreçlerden bahsetti. Obezite son zamanlarda yaygın bir hastalık durumuna gelmeye başladı. Kadınlarda %40 oranında, erkeklerde ise %25 oranında rastlanıyor. Tekden Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Mahmut Duran konuyla ilgili bilgi vererek tüp mide ameliyatının yapılması için gerekli kriterlerin neler olduğunu belirtti. Obezite tabii aslında çağın hastalığı, günümüzde çok yaygın. Obezite vücudumuzda aşırı yağların depolanması şeklinde söyleyebiliriz. Vücudumuza aldığımız kalori miktarının günlük harcadığımız kalori miktarından fazla geldiği zaman vücutta yağ olarak depolanması şeklinde oluşuyor. Obezite Türkiye'deki oranı yaklaşık %40'lara kadar bayanlarda varıyor. Erkeklerdeki obezite oranı da yaklaşık %25'lerde toplumda. Biz obezite tedavisinde öncelikli olarak tabii ilk seçeneğimiz ameliyat değil. Ama bize gelen hastalar defalarca diyet denemiş, spor aktivitesi yapmış, bir şekilde diyet ve başka yöntemler denemişler bir şekilde. Ama çözüm bulamamışlar ve kalıcı olarak da kilo veremeyen hasta grubu diyoruz biz bu gruba. Bunlara biz ameliyat uyguluyoruz. Bunlarda da her kilosu olan hasta normal ideal kilosundan 5 kilo, 10 kilo, 15 kilo olan insanlara tabii bu ameliyat yapılmıyor. Burada kimlere yapılır dediğimiz zaman vücut kitle indeksi dediğimiz bir oran var. Obezitenin tanısı bu şekilde konuyor. Vücut ağırlığını kilogram cinsinden boyumuzun karesine biliyoruz metrekare olarak. Mesela 150 kilosunuz, boyunuz 1.70 diyelim. 1.70'in karesini alıyorsunuz, 150'ye bölüyorsunuz. Çıkan orana vücut kitle indeksi diyoruz. Vücut kitle indeksi eğer 30'u geçiyorsa bu artık obez bir hasta. 35'i geçiyorsa ikinci derece obez oluyor. Artık 40'ı geçiyorsa da üçüncü derece obez sınıfına giriyor. İkinci derece obez sınıfındaki hastalar, yani vücut kitle indeksi 35 ve üzerinde olan hastalarda ek yandaş bir hastalık varsa, tansiyon, şeker, kolesterol gibi, bel fıtığı gibi, bu hastalara ameliyat olabilir. 40'ı geçenler de hiçbir yandaş hastalık taşımadan ameliyat olabilirler. Ameliyat süreci hastanemizde genel kapsamlı olarak detaylı testler yapıyoruz. Dahiliye, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, gastroenteroloji, ultrason, endoskopi, eko, kan hormon tetikleri detaylı olarak araştırıldıktan sonra, hastanın genel anestezi riski belirlendikten sonra ameliyat için bir engel tespit edilmezse ameliyat yapıyoruz. Ve akabinde ameliyat genel anesteziyle yapılıyor. Yaklaşık 40-45 dakika sürüyor. Hastanede de 3 gece yatırıyoruz. Toplamda bizim için süreç yaklaşık hastanede geçirdiği süre 4 gün yeterli bir süre. Ameliyat sonrası süreçte ise takiplerde tabii bir, bu hastalarımızın yaşam tarzını değiştirmesi gerekiyor. Beslenme alışkanlıklarını değiştirmesi gerekiyor. Yanlış beslenmelerden uzak durması gerekiyor. Kaloriden, karbonhidrattan uzak durması, daha çok proteinle beslenmesi gerekiyor. Diyetisyenimiz var. Onun eşliğinde kontrolleri yapılıyor, diyet örnekleri veriliyor, bir program yapılıyor. O program çerçevesinde de kontrollerimize geliyor. Yaşam tarzı değişikliği derken de günlük spor aktivitelerini, egzersizlerini düzenli bir şekilde alışkanlık haline getirirse tabii sağlıklı bir hayata adım atmış olur. Şimdi tabii bu bir ekip işi. Bu ameliyat sihirli bir değnek değil. Sadece yardımcı bir yöntem. Bu ameliyattan sonra söylediğimiz gibi beslenme, doğru beslenmeye geçtiğimiz zaman, spor aktivitelerini düzenli olarak yaptığı zaman, hasta bize de uyum sağladığı zaman, tamam mı? Başarı kaçınılmaz oluyor. Her ameliyatta olabilecek %1, %3 dolaylarında, yani bir apandis, safra kesesi ameliyatında da olabilecek kanamalar, enfeksiyon gibi, emboli gibi riskler var. Bu ameliyatlarda toplumda bahsedildiği gibi kaçak füstül riskleri %1, %3 dolaylarında var. Ama tecrübeli ellerde, donanımlı bir ekiple bu riskler minimalize ediliyor. Yok denecek kadar az değilim. Başarı derken de tabii hastanın uyumu çok önemli. Hasta kendisi bu ameliyatı sadece her şey oldu bitti gibi görüp düzenli olarak ekmek, hamur, tatlı, çikolata, çerez, çekirdek, değil mi? Poğaçasını yiyorsa düzenli olarak
kalorisini, enerjisini alıyorsa bu hastada başarısız olma ihtimalimiz yüksek. Yani uyumlu bir hasta olması da gerekiyor. Yiyecek ama tadımlık her şeyden az az yiyebilir ama daha çok protein ağırlıklı beslenmesi gerekiyor. Dikkat etmesi gerekiyor. Başarıyı belirleyen faktörler bunlar.